Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün uyumadan önce izlemeniz gereken inanılmaz rahatlatıcı videoları izleyeceğiz ki uyumadan önce gerçekten izleyin, rahatlayacaksınız yani, o derece. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve şuradan bir yerden Instagram hesabım çıkıyor, oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, başladık. Şu an var ya, sadece seslere kendinizi bırakın, şu çıkan seslere. Bak, şuna bir bak ya. Bu şey olabilir miydi ya bu video? Oha dersen kaybedersin olabilir miydi? Olurdu, yemin ederim olurdu bu arada. Çünkü ben bu oyunda bir sürü oha derim. Bak 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 şu sese bak, şu rahatlamaya. Bak bir de oraya direkt girecek kesin. Oy. Şu an aşırı rahatladım. Allah'ım, canım kar istiyor şu an. Biz de arkadaş çok sıcak oluyor, kar istiyoruz. Kar oluyor, sıcak olsun diyoruz. Bu insanoğlu hiçbir şeyi beğenmiyor. Bu ne lan? Bak bak, bu aşırı rahatlatıcı. Bu nasıl yapıyorlar bunu ya? Şuna bir bak. Şuna bir bak. Sinirleniyorum şu an. Ya bu su nasıl çıkıyor oradan? Nasıl çekiyorlar o suyu, anlam veremiyorum. Vallahi bir anlam veremediğim tek şey olabilir bu. Bilen varsa yoruma yazsın onun nasıl olduğunu. Of, Allah'ım. Kendi videomu uyurken de izleyeceğim. O kadar rahatlatıcı bak. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, size pratik olacak şeyleri gösteriyorlar şu an. Bak 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 şunu. Bu arada arkadaşlar, bayramda video atmayacağım, haberiniz olsun. Yani bayramın birinci günü atmayacağım sadece. Çünkü bayramın birinci günü herkes bir şeylerle uğraştığı için videomuzun izleneceğini düşünmüyorum. O yüzden ikinci günü gelebilir video. Birinci veya ikinci günü gelmeyebilir. Üçüncü günü ama full atarım yani, kesin inşallah. Ölmezsek. Bu ne? İşte bak mesela, bunun tam olarak ne olduğunu anlamış değilim hala. Bu ne yani? Köşelerdeki... Ben niye hiçbir videoyu anlamıyorum diyeceğim de, bak bak şu ne kadar rahatlatıcı. Bu çivi çakma makinesini biliyorum. Ben sanayide çalışmış bir insan olarak böyle şeylerin nasıl olduğunu biliyorum yani. Çok kullandım o makinaları. Ya her şeye de sanayiden örnek vermezsin be. Bu ne lan? Boruyu mu büktü? Bu ne? Bak işte böyle şeyler yapıyorlar. Ne olduğunu gram bilmiyorum ya. Çok ilginç bir şey bu abi. Bilmiyorum. Bilen varsa yaz. Burada ne oluyor? Dur bakayım, şunu şöyle biraz çekelim. Şu an ne yaptıklarını vallahi bu makinaları bir ilk defa görüyorum. He tamam, anladım anladım. Ne olduğunu anladım ama dilime getiremedim ismini. Ne olduğunu biliyorum ama onun. Bak bak şuna bir bak. Bayramda eğer köye gidersem köyde bu tarz şeyler bulurum ben. Kesin uğraşacağım böyle şeylerle. Orada da size bir rahatlama videosu çekeyim. Şeye benzemiyor mu ya? Çedar peynirine benzemiyor mu? Allah, şunlara bir bak. Bu ne ya? Bu kelepçe mi? Plastik kelepçe olabilir mi o? Burada aslında sizi asıl rahatlatacak olan şey sesler arkadaşlar. Çünkü bu videoların rahatlama olayı ses zaten tamamen. Mesela bazılarında müzik var. Müzik olduğu için görüntü sizi rahatlatıyor ama bundaki sesler sizi rahatlatıyor. Öyle bir video bu. O yüzden böyle bu tarz sesli videolar daha çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden bunu seçtim. Nasıl seçmişim bu arada? Tam sizin için seçtim bunu yani.
Aga be. 80'lerin deseni. Ama şimdi de moda oluyor yani. Olmuyor değil, değil mi? Bu arada arkadaşlar, sakallarımın uzadığının ben de farkındayım. Yarın gideceğim, kestireceğim. Yani yarın kestiririm ya artık. Yeter, bu kadarı fazla artık. Yani çok uzadı. Hacılara döndüm aynı. Saçım da dağınık bugün ama kusura bakmayın ya. Artık dağınık saç stiliyle çıkacağım karşınıza. Şimdi bu hamuru oraya koydun sen. Sonra bu ne olacak? Ben çok merak ettim. Tamam, bunu böyle bastın. Bu beni şu an rahatlatmadı abi ya. Bunun sonunu göster bana. Bu senin ne işine yarıyor? Ney? Ana, ciddi misin lan? Oğlum çok ilginç şeyler var ya. Ha bak, bunları da biliyorum. Sanayide çalışmış bir insan olarak bunları biliyorum yani. Bak yine reklam çıktı ya. Allah'ım ya Rabbim, çıldıracağım. Buradaki amaç ne ya? Kırışıklığını falan mı alıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki orada. Burada bak. Görüyorsun değil mi işlevi? Ay, helal olsun. Hiç hata yapmadan güzel. El alışkanlığı olabilir mi o? El alışkanlığından dolayı olabilir. Bu arada full böyle dikiş videolarını falan göstermişler. Bunun sebebi işte bu seslerin sizi inanılmaz rahatlatması. Çünkü ben aşırı rahatlıyorum bu sesleri dinlerken. Bunun ne olduğunu ben hala bilmiyorum. Her videoda da soruyorum size ne olduğunu. Gram fikrim yok bunun ne olduğu hakkında. Abi şu eline dikkat et, var ya o elini oraya kestirirsen. Bu arada bu aşırı rahatlatıcı. Bak böyle videolarla gelin bana ya. Böyle videolara oha da derim, yuh da derim, her şeyi derim ben. Bu arada bu videoyu şu an bu dakikasına kadar izleyen net bordo bereldir, net ÖÖ ailesinin gerçekten şeyidir, takipçisidir. ÖÖFC'nin hayranıdır. Öyledir. Kimler izledi lan bu dakikaya kadar, ciddi soruyorum hadi. Arkadaşlar bu arada su için. Su size enerji verir. Günlük hayatınızda halsizliğinizi alır. Ben hep halsizim ama bilmiyorum, videodayken içiyorum sadece suyu. Ben size enerjinizin yerine gelmesi için şöyle kolonya vereyim. Kendime de sıkayım şöyle bir. Bak şunun rahatlatışına bir bak Allah'ım. Valla ben şu ana kadar rahatladım. Sizi bilmem ama ben çok rahatladım. Ama siz de rahatlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bak şöyle videolar nedense benim inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Nedenini bilmiyorum ama gerçekten çok hoşuma gidiyor. Aa, ayakkabı. Babet ayakkabıları bu şekilde yapıyorlarmış arkadaşlar. Yani bir topa vurduğunuz an bu ayakkabıyla o ayakkabı felç. O ayakkabı felç. Onu söyleyeyim. Bak burada da yumurta mı lan onlar? Yok lan, böyle yumurta mı olur? Bu ne yumurtası? Evet, bir kaynak. Ben de zamanında kaynakçılık yapmış bir adam olarak her işi yapmışım ya. Yapmadığım iş yok arkadaşlar. Ama gerçekten benim asıl yaptığım meslek 3-4 sene boyunca sanayide kaynakçılıktı yani. Sonradan nasıl oldu bilmiyorum, YouTuber olduk ya. Ama mesela bir gün YouTube bitse yine gocunmam yani. Gider o işi yine yaparım. Çalışırım yani ben. Gocunmam. Her ne iş olsa yaparım. Ekmek parası sonuçta. Arkadaşlar rahatlıyor musunuz? Al bir daha böyle rahatlayın. Bak nasıl parçalıyor. Oy. Bunun amacı ne acaba ya? Onu yaptıktan sonra ne işe yarıyor acaba? Bu arada saçlarım böyle dağınık, daha mı güzel?
Yoksa mal gibi mi duruyorum? Bana bunu söyleyin. Dağınık, daha güzel duruyor ya. Uğraşmıyorum saçımı yapmakla falan. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.